Merhabalar değerli arkadaşlar. Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de yapay zeka odaklı bir videonun derinliklerine dalacağız. Öncelikle arkadaşlar bir önceki videoda da olduğu gibi ve bir önceki videoda da olduğu gibi tabii ki de yapay zeka üzerinde durmaya devam edeceğiz. Bizi, geleceğimizi doğrudan olarak ilgilendiren en büyük şu anda konulardan bir tanesi yapay zeka. Eğer ki Başarılı olmak istiyorsak herhangi bir alanda, herhangi bir projede, herhangi bir iş dalında kesinlikle bizim yapay zeka araçlarına ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Ve bu yapay zeka araçlarını da açıkçası doğru kullanabilmek çok çok önemli. Burada zannedersem artık daha kişisel başarılar, kişisel yetenekler bir tık daha öne çıkacak. Artık sizin de zaten yorumlarda gördüğüm üzere fikirleriniz benimkiyle örtüşüyor. Yani bir nevi artık daha bilgili olanın ve bilgisiz olanın çok çok arasında büyük büyük farklar olmayacak gibi duruyor önümüzdeki yıllarda. Neyse arkadaşlar, gelin sizlerle bugünkü konumuzun derinliklerine dalalım. Bugün de. tabii ki arkadaşlar bugün bahsettiğimiz 7 tane en önemli temel yapay zeka araçlarının ilki olan ChatGPT ile yolumuza başlayacağız değerli arkadaşlar. ChatGPT zaten bileniniz biliyordur ama bilmeyeniniz, kullanmayanınız da olabilir. Onlar için böyle kısaca bir anlatmak istiyorum. ChatGPT değerli arkadaşlar aslında sizinle sanal olarak e, danışabileceğiniz bir arkadaşınız gibi bir şey. Text yoluyla eskiden, e, eskiden dediğim aslında çok çok da eski değil. E, iletişime geçtiğiniz, sorularınızı yönelttiğiniz, zaman zaman çevresini istediğiniz ve hatta bir konu üzerinde yardım istediğiniz ve o konuya dair işte paragraflarca bir metin hazırlamasını isteyebileceğiniz bir platform değerli arkadaşlar. ChatGPT. Ve arkadaşlar son zamanlarda yaptıkları tabii ki efsane diyebileceğimiz belli başlı yeniliklerle kendilerini bizlere hayran bıraktılar aslında benim değinmek istediğim en büyük konulardan bir tanesi arkadaşlar. ChatGPT'nin işlevselliğinden çok onu kullanabilme yeteneği. İşte tam burada da farklar ortaya çıkıyor aslında. Biraz daha kendisini işte geliştirebilen, daha iyi sorular yöneltebilen ve daha işte çözüm odaklı yaklaşabilen bireyler bir tık daha bir normal bir kullanıcıdan daha başarılı olacaktırlar. Aslında benim gibi İçerik üreticileri için de baya bir işe yarıyor. Mesela ChatGPT'de herhangi bir e, aramak istediğiniz bir dosyaya çok basit bir şekilde değerli arkadaşlar. Yazı yoluyla direkt iletişime geçip işte içeriğiniz hakkında bilgi alıp o içeriği nasıl sunabileceğiniz hakkında bilgi alıp danışabileceğiniz güzel bir uygulama arkadaşlar ChatGPT. Evet arkadaşlar, listemizin ikinci sırasında bulunan ise ideogram. Ideogram arkadaşlar bir önceki videomu izlediyseniz eğer arka planda biraz böyle ışıltılı farklı bir e, görüntü vardı. Aslında baya biraz tepki de aldım arka planla ilgili, gözü yordu ona dair, biraz saçma olduğuna dair. Yalnız ben onu da tamamı da değerli arkadaşlar bir yapay zekadan oluşturdum ve ideogram ile oluşturdum orada belirli bir text giriyorsunuz. Yapmasını istediğiniz, yapay zekanın size sunmasını istediğiniz bir resmi resmin paragrafla dile getiriyorsunuz. Ve dile getirirken tabii ki detaylandırmalara da önem vererek işte daha çok ne istediğiniz üzerine konunu belirleyip o konu üzerinde bir görsel yaratmak için bir paragraf oluşturuyorsunuz. Tabii ki değerli arkadaşlar çoğu yapay zeka örneklerinde de olduğu gibi burada da çoğu şey sizin yaratıcılığınıza kalmış bir durumda. Paragrafları oluştururken yazacağınız komutları yazarken tamamen her şey yaratıcılığınız doğrultusunda ilerliyor arkadaşlar. Ve e, tabii ki örneklendirmeleri de alarak o örneklere bakarak onları daha da geliştirip yazılar yazabilirsiniz. Ve ideogram da sizlere değerli arkadaşlar farklı bir şekilde, farklı bir boyutta resimler sunacak. Üçüncü sıramızda tabii ki arkadaşlar Pika var. Pika'yı şöyle düşünebilirsiniz aslında. Az önce size anlattığım ideogramın biraz daha böyle videolaştırılmış hali. Yani paragrafla yazıyorsunuz ve yazdığınız şeyi videoya dönüştürüyor değerli arkadaşlar. Kendi veri tabanından oluşturup sizlere görsel açıdan güzel bir neler veriyor. Özellikle işiniz pazarlama ve içerik üreticiliği ile ilgili ise Pika'yı kullanmanızı da kesinlikle sizlere öneririm. Fakat eğitim alanında da kesinlikle kullanılabilir. Ee, yalnız son zamanlarda tabii ki şöyle e, bazı seçeneklerle karşılaşıyoruz. Özellikle sosyal medya kullanıcıları için tabii ki de bu da geçerli. Ee, yapay zekadan oluşturulmuş videolar, seslendirmeleri orada özel bir seçenekle belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve bir sonraki aracımız ise değerli arkadaşlar tabii ki de Sentezia. Neden Sentezya önemli? da değerli arkadaşlar tabii ki demo versiyonu da kullanabiliyorsunuz o ayrı bir şey ama ücretli versiyonu daha çok şirketlerin işine yarayabileceği bir araç. E, da değerli arkadaşlar bir avatar oluşturuyorsunuz ve bu avatara bir nevi canlandırıyorsunuz. Ona işte paragraflarla, yazılarla yaklaşık sen ne dersen 120-130 tane dile kadar çeviri yapabiliyor. Yazdığınız teksti ve sunabiliyor bu oluşturduğunuz avatar değerli arkadaşlar. Bu avatarı bir prezentasyonda kullanabilirsiniz. Pazarlama örneklerinde, reklamlarda kullanabilirsiniz gayet güzel bir şekilde. Buradan gördüğümüz gibi işte web adreslerinde de bulunan örnekleri bulunmakta. Avatarların nasıl görünürlüğüne dahil. Ve arkadaşlar videolardan ilerlerken şimdi sırada ne var? Sırada tabii ki de Leonardo var. Leonardo değerli arkadaşlar o da tabii ki sizlere bir görsel hazırlıyor. Fakat görsel değil tam bir görsel şölen hazırlıyor. Leonardo neden çok önemli arkadaşlar? Özellikle 3 boyutlu tasarım yapan arkadaşlarımız için, 3 boyutlu görsellerde çalışanlar için harika örneklendirmeler yapabilen bir araç. Ve bu araçta değerli arkadaşlar benim gözlemlediğim, diğerlerine göre bayağı bir daha profesyonel olarak kullanma imkanımız var. Özellikle görsel ve işte oyun yapma işlerinde, e, ilerliyorsanız veya kendinizi o alanda geliştiriyorsanız veya o alanda para kazanıyorsanız size de Leonardo'yu kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yalnız bunların dışında da tabii ki 3 boyutlu eğer yazıcıdan farklı farklı kendi işte karakterlerinizi oluşturup basıyorsanız o da ilginç bir hale gelebilir. Bu da siz. Evet arkadaşlar bu listemizin 6. sırasında kim var? Tabii ki Eleven Labs var. Eleven Labs arkadaşlar seslendirmede kullanabileceğiniz şu anda en iyi yapay zekayı kullanan araçlardan bir tanesi. Özellikle Alien laptopta arkadaşlar podcastte uğraşıyorsanız işte herhangi bir seslendirme ihtiyacınız varsa bir metni kullanabileceğiniz ve hatta ses klonlama gibi özellikler de var. Fakat bu ileride nasıl bir hal alır, bu işin işte güvenilirlik kısmı nereye doğru gider? Onu ben de açıkçası bilmiyorum ve endişeliyim tabii ki o konularda da. Çünkü e, herhangi bir teksti okuyorsunuz değerli arkadaşlar. Program bu teksti alıyor. Aldıktan sonra sizin sesinizi klonlayıp farklı bir tekst yazdığınızda e, o teksti sizin ağzınızdanmış gibi okutabiliyor arkadaşlar. E, ama tabii ki de eğer video içerikleri hazırlayan kişiler için işte kitap okutturan arkadaşlarımız için olsun, daha sonra farklı farklı alanlarda güzel bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum. Şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar, Elon ilgili. Çok eskiden hatırlarsanız Microsoft'un seslendirme bir aracı vardı. Oraya yazılar yazardık ve tuhaf tuhaf sesler çıkardı. Hatta bu sesler bazen YouTube'da da, böyle bazı YouTube videolarına da karşıma çıkıyor. Biraz nostaljik de oluyor tabii ki. Ama arkadaşlar Eleven Labs'ın biraz daha gerçekçi kılan en en büyük özelliklerinden bir tanesi ise tonlama yaparken, vurgulama yaparken seslerdeki o hissiyatı, nefes alıp hatta vermedeki o tonun yani azalıp yükselmesini hissedebiliyorsunuz. Bu tabii ki biraz ürpertici de oluyor ve kaygılandırıyor da ama umarım güzel işler için kullanılır değerli arkadaşlar ve kullanılacaktır. Ve bir sonraki tabii ki listemizin en 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 sonunda bulunan benim için değeri ap ap ayrı olan bir programa değineceğim değerli arkadaşlar. O bir aslında müzik yaratma platformu gibi bir şey. Yapay zeka destekli. Suno'dan bahsediyorum. Evet arkadaşlar Suno'da kendi yazdığınız bir müziği eğer ki e, melodi bulamadıysanız, eğer ki işte ilhamınız böyle geldi de tıkandıysa yardım alabilirsiniz. Hatta bu yardımlar bazen gerçekten yaratıcı da olabiliyor. Gördüğünüz gibi bende gitar ve bir tane de keyboard var ve bazen midi keyboard var. Bazen ben de tabii ki müzik yapıyorum. kendi işte kullandığım platformlar var. SoundCloud olsun. Benim için gayet etkileyici bir program. Beni de ara sıra kullandığım, ara sıra böyle danıştığım ilginç bir program. Yani dört tane atıyorum kelimeyi yazıp o dört tane kelimeden size bir müzik yapabilen bir e, araç değerli arkadaşlar. Bunun da özellikle müzisyenler, sanatçılar açısından e, güzel bir şekilde, yaratıcı bir şekilde kullanabileceğini ben düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Ve yapay zekanın bizi her gün şaşırttığı... Açıkçası ortaya çıkıyor gün ve gün çünkü bayağı bir şirketlerin ilgi odağı yapay zeka. İşte bir otomotiv sektöründen tutun da hiç alakası olmayan bir sektörün bile artık danıştığı bir artık daha bir gerçeklik yani gerçek bir durum yapay zeka çağrır. Bunu söylemeden de geçemeyeceğim. Ee, özellikle bu videoların hazırlanmasında tabii ki büyük bir emek yatıyor altında. O kadar videoların yapmasında daha sonra işte araştırmalarda kısa ve öz bilgilerin aktarımında olsun ee, bu videoları destekleyen beğenileriyle tabii ki de ve aynı zamanda değerli arkadaşlar paylaşarak ve önererek sayfamızı büyüten herkese ben teşekkürlerimi iletmek istiyorum ve yorum yapmayı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar Tabii ki de sizin yorumlarınız doğrultusunda videolar gün ve gün iyileşiyor. Ondan dolayı hepinize teker teker teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.